Borsa İstanbul'da geride bıraktığımız haftalarda rekor seviyeler görülmüştü. Bugün ve geride bıraktığımız son birkaç gün boyunca da dalgalı seyirlerle beraber kayıplı bir seyirde yaşandı ve yaşanmaya da devam ediliyor. Ancak tüm bu gelişmeler içerisinde teknoloji endeksi önemli zirvelerini test etti, gördü ve kazançlara baktığımız zaman yılın başından bu yana %73 civarında bir kazanç elde ettiğini görüyoruz ve yıllık bazda baktığımız zamansa %200'ü aşan bir kazanç bütünde söz konusu teknoloji endeksinde. Dünya genelinde merkez bankalarının ne zaman faiz indirimine başlayacağına yönelik belirsizliğin devam etmesine karşın borsalarda tarihi zirveler test ediliyor. Özellikle New York borsasında endekslerde teknoloji hisselerinin performansı dikkati çekti. Geçen hafta Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia'nın son çeyrekte beklentilerin üzerinde kar açıklaması da dünya genelinde pay piyasalarında risk iştahını artırdı. Söz konusu gelişmelerle 9450 puanla tarihi zirveyi gören Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yılbaşından bu yana %23'ün üzerinde getiriyle dünyanın önemli endekslerini geride bıraktı. Bu tarz sektörlerin de popülerlik kazanması çok kıymetli. Özellikle global cephede işte yapay zeka, yazılımlar konuşuyoruz. Nvidia'nın işte piyasa değerinin 2 trilyon dolara çıktığından bahsediyoruz. İster istemez onun popülaritesi bizim tarafımızda da teknoloji geliştiren, yazılım geliştiren, yapay zeka geliştiren sektör ve şirketler için olumlu bir avantaj sağlayabiliyor. Yılbaşından bu yana %73'ün üzerinde değer kazanan teknoloji endeksi de 17.031 puanla tarihi zirveyi gördü. Analistler küresel piyasalarda TL varlıklara olan ilginin gittikçe arttığını ve bu durumun varlıkların performansı üzerinde etkili olduğunu belirtti. Son dönemde Türkiye'nin yurt dışı borçlanma ihalelerine yönelik artan ilgi de borçlanma faizlerinin düşmesi yatırımcı ilgisinin oluşmasına katkı sağladı. Hazine, Exim Bank ve Türkiye Varlık Fonu'nun borçlanma ihalelerine gelen talepte yabancı yatırımcının Türkiye'ye ilişkin olumlu algısı hakkında önemli bir sinyal verdi. Analistler Türkiye'nin FATF'in gri listesinden çıkması için son aşamaya gelmesinin de Türkiye ekonomisine artan güveni ortaya koyduğunu vurguladı. O taraflarda da ilgi var. Biraz daha o taraflara eğilme gerekecek önümüzdeki dönemde. Bilişim açısından ya da teknoloji açısından tabii bazı isimler geçiyor. Bu isimlerin bazıları gerçekten belli noktaya gelecek. Haziran'da işte gri listeden çıkması söz konusu olabilir Türkiye'nin. Yılbaşına göre performanslara bakıldığında biz teknoloji şirketleri getiri olarak New York borsasındaki önde gelen teknoloji şirketlerini geride bıraktı. BIST Teknoloji Endeksine dahil 34 şirketin toplam piyasa değeri de 629 milyar lirayı aştı. En fazla piyasa değerine sahip teknoloji şirketi ise 296.6 milyar lirayla Aselsan oldu.